Devam ediyoruz sevgili seyirciler, para savaşlarını konuşuyoruz. Erhan Altunay ve Doktor Ramazan Kurtoğlu bu gece konuklarımız. Şimdi mevcut gelişmeler ışığında en son kaldığımız noktada bu küresel hegemonyada Türkiye ne yapıyor? Evet. SADED'e gelelim hocam. Ne yapamıyor? Ne yapamıyor? Evet. Şimdi yine izin verirseniz sevgili seyircilerimiz için tarihe dönmek istiyorum. Çünkü mühendisliğin, fizik, kimya, biyolojinin neyse tıbbiyenin laboratuvarı vardır. Verirsiniz preparatı, sonuçları alırsınız, test edersiniz. Ama siyasi, iktisadi ve sosyal olayların laboratuvarı tarihtir. O zaman tarihten bahsetmeden bugün anlatırsak ayakları yere değmez bu hadisenin. Türkiye'ye biçilen rol. İki ana anekdotu anlatacağım. Bir, batı anlamında Türkiye neden önemlidir? Birincisi tarihi sebeplerden dolayı. Malum milattan sonra 4. yüzyılda kavimler göçüyle Karadeniz'in altından ve üstünden Atilla bugünkü Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyor. 432'de Roma, Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor, göçüyor. Sonra bir batıda Türk meselesi başlıyor. 1071'de Malazgirt'ten itibaren Müslüman Türk meselesine dönüşüyor. 1453'ten itibaren yenilmez Türk algısı yayılıyor. 1683'te 2. Viyana bozgunundan 17 yıl sonra 1699'da hoş geldin Karlofça, batıya karşı 1400 yıl sonra ilk kaybımız. Toprak, psikolojik, siyasi anlamda ilk kaybımız budur. 1699 Karlofça'dan bu tarafa rahmetli Atatürk liderliğinde İstiklal Harbi ve Kıbrıs Harekatı dışında batıdan hep tokat yiyoruz, öpülüyoruz. Önce öpüyorlar, bir sonra bir tane tokat patlatıyorlar bize. Zaten batının hegelci politikası budur. Böyle bir tane vurur, I am sorry der, özür dilerim der. Yani yanlışlıkla vurdum der. Sizin reaksiyonunuzu ölçerler bu modelde. Hegel duysa üzülür diyor, evet. Yapmayın. Beni buna karıştırmayın derdi. Evet, şimdi 1966'da bir şey oldu Türkiye'de. 1966'ya gelinceye kadar rahmetli Abdülhamit döneminde bugün İzmir'deki Bülbül Dağı denen Efes'teki yerde bir Alman asıllı Emerik diye bir hanımefendi vizyonlar görüyor, rüyalar görüyor. Diyor ki işte bu İzmir'in diyor, Anadolu'nun diyor, Türkiye'nin diyor, şurasında diyor bir dağ var diyor. Orada diyor ben Meryem Ana'yı görüyorum diyor. Meryem Ana'yı orada efendim bir kısım rüyalar görüyor, vizyonlar görüyor ve o bölgeyi Abdülhamit'ten satın almak istiyorlar. Ciddi de para veriyorlar. Çünkü Osmanlı Türkiye'si borç içinde kıvrıl kıvrıl kıvranıyor. Ama bunu satmıyor Abdülhamit. Sonra malum İzmir işgal ediliyor. Rahmetli Atatürk liderliğinde İstiklal Harbi'ni başlatıyoruz. Bu süreç içinde İzmir'in Bülbül Dağı'nda o yıkıntılardan ki hikayesini merak edenler olursa Atanuru'nun Bülbül Dağı Meryem Ana evinin sırrı diye yanılmıyorsam bir kitabı var. Orada hikayesi var. Şimdi burada bir Meryem Ana evi çakıyorlar. Dünyada bunun dışında 46 tane daha Meryem Ana evi var. Onu da söyleyeyim. Ama orada tabii bir şeye dikkat etmek lazım. Emerik Katerina miydi asıl ilk adı? Öyleydi sanıyorum. Bu vizyonları gördüğü zaman zaten orada bir kült var. Evet. Meryem Ana kültü var. Çünkü Efes ana tanrıçanın merkezi. Evet. Ta Hitit zamanında Apasa diye geçiyor Efes'in adı. Ve Apasa'da çok büyük bir ana tanrıça kültü var. Biraz pagan dönemlerine girdik ama arkasından Artemis kültü geliyor. Yani bu kültü geliyor derken şunu demeye çalışıyorsunuz değil mi? Bunun öncesinde de zaten kutsal var, kutsal tanrıça. Evet. Hatta Paulus gittiği zaman Efes tiyatrosuna gidiyor işte yaşasın Tanrı diyor, yaşasın Artemis diye kovuyorlar tabii adamı oradan. Ve orada ilk kutsal üçleme vardır. Meryem, İsa, Tanrı. Evet. Kutsal ruh sonradan girmedir. Yani öyle bir geçmişi olan bir yer orası. Evet. Bir anda Amerika ortaya çıkmıyor. Evet. Şimdi bu süreçte o İstiklal Harbi süreci bitiyor. Rahmetli Atatürk döneminde de bunu almak istiyorlar. Tabii rahmetli Atatürk de vermiyor. Zamanın hatta Adalet Bakanı'nın o bölge onun ailesine ait bir toprak. Ama rahmetli İnönü döneminde başlayıp Menderes döneminde bitirilen bir proje var. Burada 44 dönüm yer bir vakfa, Harvard Üniversitesi merkezli bir vakfa, İsviçre'yle de ayağı var. Bu vakfa bugün de Türkiye'de meşhur bir zeytinyağı markasının sahip olan bir aile başkanlığında bu vakfa burası satılıyor. Bugün ama aynı anda pardon kesiyorum arada. Tabii buyurun. Böyle muhabbet ettiğimiz için aynı anda Bible Archaeology Society miydi?
eski Tevrat Araştı Arkeolojisi Derneği Efes'te kazı yaptı. Efes'i finanse ediyor. Efes kazıları başlıyor. Evet. İkisi bir arada. Çünkü şimdi sevgili seyircilerimiz, yani hayal kurduğumuzu falan zannetmesinler. İnanın. Evet, bugün dünyayı, mesela Türkiye'de beylik bir laf var. İşte her taşın altında bir Musevi aramak gibi. Onlar da kullanılıyor. Zaten onların hesabına göre 144 bin Musevi'nin dışında, evangelist Hristiyanlara göre diğer Museviler ölecek zaten. Bunların hesabına göre. Bunların modeli şu: aşağı köyde bir yalan söyledim, yukarı köyde kendim de inandım. Ve inanın ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sonra biz rahmetli İnönü Menderes ikilisi burayı verdi, 44 dönümü. Ve orada 1966'da Papa Efendi geldi, burayı takdis etti. Ve artık orası Hristiyanlar için kutsal haç yeridir. Yani Anadolu'da, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da öyle kitaplar görürsünüz ki bunlar sıradan falan değil. Bütün bu anlattıklarımızı Erhan Bey de okumuştur. Bunları anlatan kitaplar Amerika'da, sadece Amerika'da 90 milyon adet sattı. Ve tanesi 1 dolar falan bunların, evet. Yani. Normal kitap 20-25 dolardı. Evet. 90 milyon adet sattı. Bugün niye durup dururken Güney Afrika Amerikalı bir papaz efendiyi getirip de papa yaptılar? Çünkü her gün 5500 tane Katolik Hristiyan evangelist tarikatına geçiyor, protestanlığa geçiyor. Bu Katolik Hristiyanlığın en güçlü olduğu Güney Amerika'da altını oyuyor. Oyduğu için de yeni dünya düzeni savaşının 3 tane ana figürü, gücü vardır. 1- Opus Dei, Katolik Hristiyanlık. 2- Evangelistler, Amerika'daki merkez başını çektiği. 3- Türkiye'de daha çok Illuminati diye anılan ezoterik kurumlar. Bunlar öyle adı çıkmış ama adı Illuminati'dir, şudur budur. Bunlar bir tane değil zaten. Çok sayıda ezoterik kurum var. Bu ezoterik kurumlar hem Vatikan'ı kontrol ediyor, yani Opus Dei'yi kontrol ediyor, hem de evangelistleri kontrol ediyor. Yani öyle bir model kurmuşlar ki açıkçası musluğun iki tarafı nereden akarsa aksın bunların kanalına doğru gidiyor böyle bir yapı. İşte bu süreç içinde Türkiye neden önemli? Biraz önce söyledim. Tarihi sebeplerden dolayı. 2- Anadolu ve Hinterland'ı, ki Irak işgal edildiğinde Pelin Hanım, Amerikan askerleri Merkez Bankası'na gitmedi. Amerikan askerleri Saddam'ın sarayına gitmedi. Amerikan askerleri Ebu Garip dediğimiz o Müslümanlara işkence edilen, zulüm edilen müzeye, kütüphaneye gittiler. Ne kadar ilk çağa ait el yazması, papirus bilmem neler var ise jumbo jetlere doldurup Arizona'ya götürdüler. Evet, orayı toparlayıp götürdüler. Şimdi öte taraftan baktığımızda bugün Babil dedikleri, ki Nabukadnezar M.Ö. 586'da 1. Süleyman Tapınağı'nı yıkan insandır. Bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafededir ve Irak tesadüfen falan işgal edilmiş bir ülke değildir yani. Tevrat, vahiy, İncil'deki vahiy ve Kabala kökenli, ki gerçek Kabala'da, kardeşim bu konuları benden daha iyi biliyor. Kabala'da yeni dünya düzeninde son seferde fethedilecek ülkenin adı Edom'dur. Pek çok tarihi kaynağa göre Edom Anadolu'dur. Atan Ürün de bunu söylüyor. Yani böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Öte taraftan yine sizin ikinci programınızda kısaca değinme fırsatını bulmuştum ama diğer arkadaşımız itiraz edince araya güme gitti laf. Şimdi bugün dünyada maglev trenleri inşa ediliyor. New York'tan Los Angeles'a saatte 1000 kilometre hızla gidilecek maglev trenleri. Bu maglev trenlerinin iki temel fonksiyonu var. Bir, hidrojenle yakıtı, bor temelli bir hidrojen. Dünya rezervinin %67'si bu topraklarda. Ateşleme ve hareket sistemini monatomik elementler, tek atomlu elementler dediğimiz altın ve platin sağlıyor. Şunu şöyle söyleyeyim bir fizikçi olarak, kusura tabii bakmayın. Bütün elementler monatomiktir. Doğada monatomik olarak bulunan. Doğada, doğru. Doğada monatomik element. Altın ve platin rezervleri dünyada, bunun Türkiye'de çeşitli kurumlarla görüştüm, 90 bin ton civarında bir bilinen rezerv var. Bunun 10 bin ton civarındaki rezervi Anadolu Türk topraklarında ve bu maglev trenlerin sadece bir tanesi. Pek çok hastalıkta vesaire de ki dünyada bunların özelliğini araştıran 13 tane devasa enstitü var. El altından, yani hiç bunlarla ilgili haber çıktığında zaten hackleniyor, manipüle ediliyor. Yani şimdi o zaman biz gerçekten büyük bir zenginliğin üzerine oturuyoruz.
Ama bunun farkında mı değil? Vallahi fizikçi burada zannediyorum oturuyor. Yani hem zenginlik tabii var burada. Afrika'da da var bu. Evet. O kadar yani Türkiye hani. Bir ara internette ne vardı? Neptünyum falan uydurma evet. şeyler vardı evet. Türkiye'de falan. O kadar abartmayalım ama gerçekten çok büyük zenginlikler var. Afrika'da da var aslında. Evet. Bunlar şey değil. Ama ezoterik background'ı daha yüksek Türkiye'nin tabii. şu an için. Çünkü bu dini temel var. Çünkü çok tanrılı din, paganizmin, Yahudiliğin, Hristiyanın ve İslam'ın doğduğu topraklardır bu topraklar. Artı Roma İmparatorluğu'nun ana omurgası. Artı yedi kilisenin olduğu evet, yer. Evet. Artı inayet dönemi yedi kilise Ege bölgesindedir. Pamukkale maalesef. Yani burada tabii belediye başkanı kimdir, hangi partidendir bilmem Denizli'nin. Ama yahu yapmayın, etmeyin. Gittiler orayı hiçbir yere bir tarihçimize sormadan, bir ilahiyatçımıza sormadan bir güzel Pamukkale'deki inayet dönemi kilisesine bir güzel her şeyi yolu yaptılar. Tamam yapın kardeşim de hiç olmazsa bunun parasını onlardan alın. Vermeye razılar zaten. Ama biz cebimizden harcadık ki bunlar için kültürel önemli. Miras diye harcamışızdır biz. Herhalde vallahi yani. Bir şey söyleyeyim. Sadece kültürel miras değildir bunlar. Bunlar siyasi temeli olan, dini temeli olan projelerdir. Şimdi ben evet. siz konuştukça korkmaya başladım. Şunu soracağım. Hayır korkmayalım. Bilelim ama. Tamam bilelim ama. Şimdi o zaman işin sonu neye varacak? Yani hani bugün yapamasalar bile... Yapmak için çok hevesli oldukları var güçleriyle bir hedeften bahsediyorsunuz. Evet. O zaman bunun adının da Anadolu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Anadolu ve Mezopotamya. Hinterland'ı çevresi. Evet. Tamam. Peki bu nasıl olacak? Bu para savaşlarıyla şimdi mı olacak? Şimdi şöyle bir şey. Biz bunu anlattığımız zaman kimse inanmıyor. Tabii komplo teorisi diyorlar. Bazıları komple ya teorisi her diyor. Her şey işin başında bazıları apofenya diyor. Neler diyorlar hani. Değil mi? Ya biz uyanık olalım da karşılaşıyoruz. Komploysa komplo olarak, teori olarak şöyle kalsın. Bir şey var. Paranın doğuşu, evet. finansın doğuşunun temelinde de zaten ezoterik örgütler var. Bunu anlatmaya aslında çalışmak lazım. Yani bugün insanlara çok şey geliyor, masal geliyor. Çünkü bunların masal olduğuna inandırılmak isteniyor. Komplo teorileri öyle bir dezenformasyon halinde ki o komplo bu komplo hani insanlar bunlara gülüp geçiyor. Çünkü insanlar öyle bir köle düzeni sunulmuş ki sabah kalk, işine git, şunu yap, bunu yap. İşte bu borçlan, bunu öde. Evet. Çocuğunu orada okut. Çünkü orada okumazsa o adam olmaz. Şunu yapmazsa bu olmaz. Çok sen doğru. Bilmem hangi markayı kullanmazsan iyi değildir. Zaten bilinç altında o kadar çok manipülasyon var ki biz alışveriş merkezine giriyoruz. İstediğimizi alıyor muyuz? İlk insanın bilinç altında ne var? En iyi meyveyi yemek var. En iyi meyve nasıl? En parlak olan, renkli olan, çürümemiş olan, ham olmayan. Bunu rengiyle ayırt ediyor. Alışveriş merkezine girince de insan en güzel paketi olanı, en renkli paketi olanı alıyor. Geçen gün televizyonda bir oyuncak reklamı duydum. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar çok o oyuncak, o kadar eğlence. Hani ne kadar çok biriktirirsen kışın o kadar yiyeceğin olur. Çok arkaik bir şeye hitap eden. Biz bunların farkında değiliz. Her şey işte bütün tarih algımız Kanuni Sultan Süleyman'ın haremi kadar oldu. Hani bunları düşünmek gerekiyor. Bunlar bir komplo teorisi değil. Çünkü bazı insanlar bunları gerçekten inanıyor. Senin bir gazetede söyleşin vardı. Hani kehanete, kehanetlerden çok kehanetlere inananlar tehlikeli. Yani bu adamlar inandığı için bunlara, ellerinde para bulunduranlar, hakikaten bunları bilmek gerekiyor. Yoksa kehanet çıkacak diye değil. Bunun ilk kökeninde ne var? Templiyer tarikatı var. Bugün tapınakçılar masal geliyor insanlara. Evet karikatürmüş 60 gibi sene Templiyer tarikatı, gene Ayasofya'ya geleceğim bir gün kısmet olur da yaparsak. Evet, 60 lütfen. Sene Templiyer tarikatı buradaydı, İstanbul'daydı. Hani her yerde aradıkları Templiyer tarikatı buradaydı ve gitmedi buradan hiçbir yere. Hala duruyor burada. Hala yerinde şeyden. Ha, gözleri parladı hocamın görüyor musun? Ha evet fark ettim. Gözü gözleri parladı. Yerini söylemeyelim de böyle Maçka'dan Nişantaşı'na doğru çıkarken sol kola baksınlar. Nasıl? Ben gidiyorum. Maçka'dan böyle tamam. İtün'ün oradan böyle Nişantaşı'na doğru giden bir yol vardır biliyorsun. Tamam tabii ki. Tabii orada giderken sol taraftaki binalara baksınlar. Yani bunlar bitmedi. Bunlar hala devam ediyor. Ve ilk para düzenini kuran bunlar. Banka düzenini. Nasıl yapıyor adam? İşte Haçlılar Kudüs'e gidiyor. Fransa'dan kalkacak Kudüs'e gidecek. Ne yapıyorlar? Fransa'daki adamın parasını alıyorlar, altınlarını, çünkü yolda soyulacak belli. Ona bir kağıt veriyorlar.
Bugün senet diyoruz. Hmm. O kağıdı Kudüs'te gösterdiği zaman o parayı geri alıyor. E bunların yarısı yolda telef oluyor zaten. Tabii ki. Para onlara kaldı. Hatta bu Haçlı seferlerini ben bazen anlatırım. Hani zannederler ki bu Hollywood filmlerindeki o muhteşem şövalyeler falan gidiyor. Bunlar gemileri öyle bir biniyorlar ki zırhlarıyla. Üst katta parayı verenler var, alt katta veremeyenler var. Bunlar zırhlarıyla... Biz işte mesela böyle zannediyoruz. Bunlar gibi böyle. 30 derecede havalı. Geminin altında zırhlarını çıkartamıyorlar. Zırhlarını çıkartamadıkları için tuvaletlerini zırhın içine yapıyorlar. Daha fazla anlatmayayım. Gerçekten 30 gün, mi? Evet. Bunların bacakları kangren oluyor, kurtlar oluyor. Bunların çoğu varmıyor zaten oraya. Yani anlatmakla bitmez. Adam bütün tuvaletini zırhın içine yapmış. Kurtlanıyor zaten, bacağı macağı kalmıyor. O aşağıdan cesetler çıkıyor. Böyle bir ortamda parayı bunlar kontrol etmeye başlıyor. Ve zaten ezoterizm ve dinin iç içe geçtiği bir düzenden geliyor bugünkü para düzeni. Bu anlamda paradan devam edersek şöyle. 1978 bu Washington mutabakatından bu tarafa önce merkezi hükümetler, yani merkezi devlet borçlandırıldı. Sonra... Pardon, aynısını Tanfliye yaptı. Philip Lobel'i borçlandırdılar. Tabii. Tarih tekerrür ediyor. Tabii ki bir ama Philip Lobel de yaktı onları, ayrı dava. Arkasından kamunun diğer ayağı belediyeler borçlandırıldı. Sonra 1990'lara gelinirken 90'ların sonuna doğru şirketler borçlandırıldı. Sonra hane halkı borçlandırıldı. İki borç çok tehlikelidir. Hane halkı borcu ve özel sektör şirketlerin borcu çok tehlikelidir. Arjantin'i böyle yediler. Ve Arjantin hala belini doğrultamıyor. İşte en güzel finans savaşı Arjantin'de. Arjantin'de. Mısır fiyatlarını adını vermek istemediğiniz geçen program. Evet. Türk ortağı olan şirket. Evet. Mısır fiyatlarını bir manipüle etti. Arjantin kalmadı ortada işte. Ve insanlar sokağa döküldü. Evet. Evet. Canlı canlı inekleri parçalayarak yediler. Arkadaşlarım da vardı Merkez Bankası'nda çalışan. O zaman paradan isterseniz devam edelim. Bir de canlı canlı inekleri yediler dediğiniz evet. Sene 2009. Evet, 2002'de. 2002. 2002 miydi? 2003'de. 2003'de. 2003. Evet, evet, o civarda. Şunu söyleyeyim. Bugün hepimiz, ben bir kez daha söylüyorum. Hakkari'den Edirne'ye, Edirne'den Trabzon'a, Trabzon'dan Antalya'ya 80 milyon Müslüman Türk evladı. Dedemizin kim olduğu falan önemli değil. Bu toprakların sahibiyiz biz. Bu toprakların sahibi isek bir tarihi sebeplerden, iki inançlar dini sebeplerden, üç biraz önce ekonomide örnek verdiğimiz sebeplerden dolayı bu küresel para babalarının hedefindeyiz. Çünkü Türkiye'yi, Türk milletini bir kere bir çok sağlam hala aile yapısı var. Bütün sıkıntılarımıza rağmen. Öte taraftan dünyanın her şeye rağmen en iyi savaş kabiliyeti olan 2-3 ordusundan birine sahibiz. Öte taraftan maalesef 20 yıl önce ülke kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken 2013 yılında bu ülke ıspanak ithal etti İtalya'dan. Evet. Biz ıspanak mı ithal evet, ettik? Evet, ıspanak ithal ettik. Sadece ıspanak değil, tahılların, nohutların, mercimeğin. Ben sadece ürün. Çok böyle spesifik olsun diye Erhan Bey ıspanağı evet, söylüyorum. Bizim geleneksel bütün o fasulye, nohut tabii, falan ithal geldi. Tabii. 2008'e gelindiğinde IMF'nin dünyaya, İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyayı işte Dünya Bankası ile IMF işte yapısal reform falan filan diye düzeltelim, tamir edelim diye ki orada Marshall yardım hikayesi de vardır. Marshall yardımlarında bize de 3 milyar dolar verecekti Sam amca. Sonra ne düşündüler bilemiyorum. Fransa, İngiltere, neyse Almanya, Yunanistan onlara 3 milyar dolar verirken bize de İkinci Dünya Harbi'nin takoza çıkmış, üzerine de kocaman yazdılar, Türk traktör yazdılar. maalesef o traktörleri bize kakaladılar. Şu anda tabii... Bir de göstermek Ankara'da traktör fabrikası var. Bu traktörlerin Türkiye'ye dağıtımını da sizin dünyanızdan meşhur bir gazetecinin babası yaptı. Şimdi isim söylemeyelim. Ama maalesef yaptılar. Yani bunlar da Amerika'nın hurdalarıyla Türk milletini öptüler. Neticede bize de 300 milyon dolar bile olmayan bir Marshall damladı. Hatta o noktada
rahmetli İnönü ile rahmetli Menderes'in ayrı ayrı politikalar takip ettiği falan zannedilir. 1946'dan 54'e kadar aynısıdır politika. Hey George versene borç politikasıdır. Mesela rahmetli Menderes 1954'te deniz bitiyor. O rahmetli daha romantik bir insan. Amerika'ya diyor ki bize 300 milyon dolar diyor borç verin. Ne yapacaksınız bu parayı? Vallahi sanayileşme yok diyor. Size böyle bir misyon biçmedik. Siz domates yetiştireceksiniz, buğday yetiştireceksiniz. Ama 1946'da da bir sabah kalktığımızda biz Avrupalılara tabiri caizse tonunu, bir ton buğdayı 200 dolara satarken ertesi gün bir devalüasyon yaptık %110. 200 dolara 2 ton buğday vermeye başladık. O da başka bir garabetimiz. Maalesef bunlar bu ülkede yaşandı. Bu yaşananları söyleyin o zaman. Türkiye buğdayı mahsul sonunda ucuza satar, daha sonra pahalıya ithal eder. Evet, evet. Bu da bir manipülasyon şu an başımıza gelen. Manipülasyondur. İşte bu noktada 2008'e kadar bu IMF'nin verdiği paralara, borçlara SDR denir. Dolar karşılığı günlük olarak hesaplanır bunun. 2008 krizine geldiğinde IMF'nin SDR denen parası 100 milyar dolar karşılığı civarındaydı. Şu anda 700 milyar doları geçmiş vaziyette. Kaynak burada. Ve iddia şu, artık yüksek perdeden dillendiriliyor. Tek dünya merkez bankası kuralım. Ve bununla da yetmiyor. Bizi uğraştırmayın yani diyor. Ya uğraştırmayın diyor. Ya nasıl olsa buradan tek elden gidiyor bu işler. Hani uğraştırmayın. Evet. Ama euro gibi bir garabet var onlara göre de ondan şu an. Euro'yu parçalayacaklar. Tabii euro bölgesini öpecekler değil mi? Tabii. Fena. Onları fena öptüler. Eşek Karaböcek orada da. O işi bitirecekler. Bir başka şey. Ve daha da tehlikelisi. Diyorlar ki şimdi Birleşmiş Milletler'de bir 7 tane mi garantör devlet var ya siyasi anlamda. Yani onlar evet derse tamam, bir tanesi veto ederse iş yatıyor ya. Hı hı. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta bundan bir 7-8 yıl önce az kalsın çamura batıyorduk. Putin kalktı veto etti, iyi ki veto etti tabii ondan sonra. Şimdi Birleşmiş Milletler'de diyorlar ki bir finansal milli güvenlik kurulu kuralım. O ne demekmiş öyle? Yani... Altık 6-7 tane mesela G8, G9'lar var ya, bunların başını çektiği bir grup oluşturalım. 27 ülkeye de imzalatmış vaziyetteler. Vallahi Türkiye'ye ne kadar para basabilir, Türkiye'ye ne kadar veya Arjantin'e ne kadar para gidebilir, onların izniyle olacak. Hmm. Ne güzel. Bunları göstere göstere. Özellikle şu, 1978'den bu tarafa bir, dine başvuru, dindarlık değil. Dine başvuru, dindarlık saygı duyulur. Bir taraftan dinler radikalleştiriliyor, bir taraftan Scientology gibi zımadan çıkarılıyor. Yani dini kullanıyor kısaca. İki, finansal spekülasyonlar. Biraz önce arz ettiğim. Evet. Üç, ve maalesef bu konuda gözden kaçıyor. Hollywood filmleri, dizileriyle şuuraltı, bilinçaltı operasyonları sürekli dizilerle insanların kafası karıştırılıyor. Tarihte hiç görülmediği kadar 1978'den bu tarafa insanlık değişime uğradı. Dört. Ve sigaraya ölüm derken ben buradan bir kez daha söylüyorum. Antidepresanlar. 2012 yılında bu ülkede satılan antidepresan 27 milyon kutu. 2013'teki daha fazla. Dört. Pardon, beş. Asimetrik savaş ve terörizm. Türkiye zaten 40 yıldır bu asimetrik savaş ve terörizmle boğuşuyor. 6, su, gıda, genetik. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Mart 2013. Efendim, Milli Güvenlik İstihbarat Konseyi'nin Eylül 2013 raporu ortada duruyor. Diyor ki 2023'te su savaşları çıkacak. Bu savaşlarda Fırat ve Dicle'den başlayacak. Hoppala! Şimdi zaten PKK hadisesi bir su savaşıdır. Çok bileşeni var diyelim. Yani, su savaşı bir ve. Tek bir faktör değil. Karşımızda din, siyaset, ekonomi, gıda, teknoloji. Ya bir taraftan da bu finans endüstrisinin bu cin enstrümanları var ya, yaratıcı muhasebe teknikleri tırnak içinde. Üç kağıt oyunları. Hı hı. Üç kağıt oyunlarıyla başta Amerika'yı bile perişan ettiler. Yani Amerikalıları suçlamayalım. Amerika'da bugün 1978'de o %1 bile olmayan finans babalarını, finans endüstrisini kontrol edenlerin kontrol ettiği milli servet %44 iken 2009'da bu oran %64'e çıktı. Şimdi şeyi sormak istiyorum ben size. Gerçi bu tabii büyük bir konu. Dolayısıyla reklama gideceğiz ve reklamdan sonra cevabını rica edeceğim. Bizim toplumda genellikle şöyle bir kanı vardır. İşte
büyük bir oyun oynanır, bir tiyatro var. Biz de işte kendimize biçilen rolü oynuyoruz. Bize bir gömlek dikmişler, onu giyiyoruz. Çare nedir? Çare nedir değil, çare nedir tabii onu soracağım. Yani büyük sorulardan bir tanesi tabii ki çare nedir ama onu sona bırakalım. Yine büyük sorulardan bir tanesi şudur. Yahu böyle bir şey sergileniyorsa tamam bizim başımıza bir takım belaları sarıyorlar ama veya bir takım insanlar hiç vatan aşkı bilmez, şu bilmez, yani din imanı belki paradır, belki çıkarını düşünüyordur. Bu işe ortak olabilir, bu çarkın içine isteyerek girebilir ama söz konusu olan devletse birilerinin ey arkadaş bir şeyler oluyor biz de bu işin içine kurtulmamız lazım. Yani bu hiç farkında değil mi bizden? Evet, kimse farkında değil mi? Bireysel olarak ne yapabiliriz de geçelim oradan. Bireysel olarak ne yapabiliriz ama onu bir de devlet ne yapabilir onu soracağım. Ama ilk sorum şu olacak. Şimdi bizim toplumda genel kanı şudur. Ya işte böyle bir şey var. İşte hep o Amerika'nın işi. Hep Amerika bu işleri yapıyor ama siz az önce diyorsunuz ki. Problem işte. Bizdeyiz. Hayır ama siz diyorsunuz ki az önce yani Amerika'yı da bir salladı diyorsunuz. Demek ki tabii. Burada hani cebi dolanlar tabii. Amerikan devleti, Amerika değil. Değil tamam. Değil. O zaman reklam arası verelim. Tabii. Reklamlardan sonra bu soruların yanıtını alalım. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Merak ettiğinizi bildiğim için tekrar göstereceğim. Doktor Ramazan Kurtoğlu'nun Nörofinans kitabı ve Erhan Altunay'ın Paganizm kitabı üzerinden para savaşlarını konuşuyoruz. Laf lafı açıyor. Bir çok ana başlığımız var. Hızlı hareket edelim diyorum. Şimdi az önce sıraladığımız sorular vardı. Başta dediniz ki bu para savaşlarının arkasında esas amaç din ve özellikle üç ailenin kontrolünde. Şimdi o zaman demezler mi insana? Bu üç ailenin nasıl yedirirler? Ya öyle tek başına yemek olur mu? Nasıl müsaade ediliyor buna ya? Güzel bir sual. Çok güzel. Efendim, böyle yeniden bir şeyi keşfetmeye gerek yok. Dünyadaki, biraz önce arz ettim, 43 bin şirketin 147 finans ve bankanın kontrolünde olduğunu söyledik. Öte taraftan dünyadaki parasal operasyonlar 10 bankanın elindedir. Banka ve finans kuruluşunun elindedir. Net olarak söylüyoruz. Öte taraftan dünyadaki para hareketleri Londra City'de planlanır. Wall Street, Belçika, Singapur üzerinden uygulanır. İsviçre, Basel'den kurumun adını isterseniz söyleyelim veya söylemeyelim. Bir kurum üzerinden kontrol edilir. Günde uygulama merkezi olan Singapur, Brüksel, Wall Street'e 66 bin terminalden bilgi akar. Bu 66 bin bilgi terminalinden akan bilgiler toparlanır. 6 sayfada İsviçre'ye gider. 666 çıkar. Bilemiyorum bir anlamı var mı yok mu bilemiyorum ama. Şey söyleyelim, çok basit bir örnek verelim. Sizin İrlanda'da bir tanıdığınız var. Ve ona dolar göndermek istiyorsunuz bankaya. 5001 dolar göndereceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Nereden geçiyor o para şimdi? Brüksel'den shift alacak banka, tık düğmeye bastı, para oğlunuza, kızınıza gider. Aynı bilgi de New York'ta CIA'nin merkezine. Bank of America'dan geçmek zorunda. Evet. Üç günde gidiyor transfer. Evet. Yani şey değil, bildiğimiz hızlı para yöntemle Western Union ya da MoneyGram değil. Normal evet. Transfer yaptığınızda. Vay vay vay. Bank of America'da bütün bilgisi vardır. Evet. O giden paranın. Tabii. Yani sonra... Yani 5000 doların üzerindeki her para kontrol edilir. Evet. 5000 doların? Evet. Üzerindeki bütün paralar ki yani bahsettiğiniz de çok büyük para değil yani. Değil, hayat değil, kurtarmaz. Değil. Vay. Ya o paranın çok büyük böyle bir hikayesi var. Dolaşa dolaşa gidiyor. Biz transfer yaylalar türküsünü söylüyor para.